Vay, vay, vay. Kimleri görüyorum orada? Kimler? Bak, bak sen. Hoş geldin kanalıma. Videoma hoş geldin. Şu elimde tuttuğum lens var ya, dünyanın en pahalı lensi. Gerçekten. Hatta paha biçilemez. Kimse bu lensi benden parayla marayla satın alamaz. Yani bir içimlik su denir ya, bu da bir içimlik lens. Lens değil bu arada, şaka yaptım. Kanalım var mı? Kanalım varsa aşağı yazsın. Bu arada gerçekten paha biçilemez bir şey bu. Benim için hediye çünkü. Bugün çok önemli bir şey tartışacağız. Bir konuyu tartışacağız arkadaşlar. Şimdiden beğenin. Bakın çok önemli diyorum. Neden? Çünkü YouTube'a başlamayı birçok kez düşündünüz. Hepiniz düşünmüşsünüz. Bak, bak. Evet dediğini duyar gibiyim. Ama başlamadın değil mi? Niye? Çünkü çok fazla bahanelerimiz var. Bunlardan bir tanesi mesela zamanım yok olabilir. Diğeri ne olabilir? Teknik bilgim yok. Hani nasıl çekileceğini bilmiyorum. Ne çekeceğim? Bir de diğeri de ne çekeceğim abi ben YouTube'da diyenler var. Zaten onlar aklından geçip gidiyor zaten. Başlamayı düşünmüyor. Ama gerçekten başlamak isteyenlerin büyük bir bahanesi var arkadaşlar. O da ekipmanım yok abi nasıl çekeceğim ya ben videoyu diye. Gerçekten bence düzgün bir bahane. Hani ekipmansız çekemezsiniz. Burada katılıyorum ama gerçekten yüksek bütçeli ekipmanlara, prodüksiyon malzemelerine gerek var mı? Bakalım bunu hep birlikte bu videoda tartışacağız. YouTube'da biraz araştırma yaptım. Kaliteli ekipmanlar vs. ucuz ekipmanlar diye bir şey çıkmadı. Benim de aklımdan böyle bir içerik oluşturmak geldi. Zaten ben de merak ediyorum dediğim gibi. Şimdi burada kullandığım, şu anda beni çeken kamera Canon 77D. Yani profesyonel bir cihaz sayılabilir. Tabii daha da profesyonelleri var tabii ki de ama bu da bir profesyonel cihaz. Işığımda iki tane ışığım var. Bir tanesi ucuzu. Ucuzu beni şu yandan dolgu ışığı olarak kullanıyorum. 100 liraya almıştım. Bir tane de Godox SL60'ım var. Önünde bir softbox ve grid takılı arkadaşlar. Kaliteli bir ışıktır bu. Siz araştırıp bakabilirsiniz fiyatlara. Kaliteli bir mikrofonum var. Zaten incelemesini de YouTube'da yapmıştım. Yukarıdan şuradan bir yerden çıkması lazım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Kalitelidir, öneririm. Tabii bunları birbirine eklediğin zaman, topladığın zaman birkaç binleri hatta 10 binleri geçen bütçeler, paralar çıkıyor ortaya. Peki biz bunları daha düşük bütçeyle bu kaliteyi yakalayamaz mıyız? Yani bu yani kaliteli bir video çekemez miyiz YouTube için? Bakalım bunu deneyeceğiz. Bunları denemem için bana ucuz ekipmanlar lazım. Ben de herkes gibi aslında ucuz ekipmanlarla başladım YouTube'a. Mikrofon olarak bak, mikrofon olarak hemen ne kullandığımı göstereyim. Nerede benim o ucuz mikrofonum? Şurada, ha şurada. Arkadaşım bak. Ucuz. 150 TL'ye almıştım. Zamanında 50-60 liraya satılıyordu bu. Herkesin bildiği, tamam mı? Boya'nın o 5 metrelik kablosu olan mikrofonu var ya. Neydi bunun adı? Boya M1 falan olmaz. BM-B1 falan öyle bir şey olması lazım. Linkini koyarım aşağı. Bu mikrofonu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu mikrofon gerçekten ucuz ve kaliteli bir mikrofon. Niye böyle konuşuyorsun abi? Abi deneyimledim ben bunu ve deneyimledim derken sadece YouTube videosu çekmedim ben bu işte. Profesyonel bir işte çektim. Hatta hemen anlatayım nasıl çektiğimi kısaca. Ankara vlogunu hatırlıyor musunuz? İzleyeniniz var mı? Onu da şuraya koyuyorum izlersiniz. Orada küçük bir sahne var. Benim röportaj çektiğim sahne. Orada arkadaşlar normalde biz Sennheiser'ın tamam mı? Çok pahalı ve kaliteli markadır. Sesle ilgili bir marka. Onun kameraya takmak için, o mikrofonu kameraya takmak için bir jack var tamam mı? Bir kablo. Onu unutmuşuz. Yanımıza almayı unutmuşuz. İki tane mikrofon. İki kişiyle röportaj yapacağız. Röportaj tarzı bir şey. Şimdi bir tane jackımız eksik. Bağlayamıyoruz kameraya. Yanımda da Allah'tan bu vardı. 5 metrelik de kablosu olduğu için. Zaten videolarını şu an görüyorsunuz. Hemen bağladım ben bunu röportaj yapacak insana. Adama bağladım. Sonra kameraya taktım. Zaten kablosu uzun olduğu için yetti aradaki mesafede de sıkıntı olmadı. Ve günün sonunda ben bu röportajı bu mikrofonla çekmiş oldum. Ve izlediklerinde tamam mı? Kimse bu mikrofonun kalitesiz olduğunu anlamadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sektörle uğraşan adama sordum ben. İbrahim abiye selam olsun. İbrahim abiye söyledim. Abi ses nasıl? Çok iyi falan dedi. Abi dedim ben bir tane sesi bununla çektim. Bak bilgi olsun falan dedim. Şaşırdı yani. O yüzden bu mikrofon çok kaliteli fiyatına göre. Bu mikrofonu kullanacağız arkadaşlar. Kamera olarak ne kullanacağız diye soran vardır illaki.
Şimdi kameralar dolar sebebiyle zaten hep pahalıydı. Doların kurun artması sebebiyle şimdi daha da ulaşılamaz bir durumdalar. O yüzden telefonumuzu kullanacağız arkadaşlar. Herkesin telefonu vardır. Telefonlar gerçekten güzel ışıkta, iyi ışıkta iyi fotoğraf ve video çekebilirler arkadaşlar. Fakat biz bu videoda bütçemiz olmadığından dolayı iyi bir ışık kullanmayacağız. Yani iyiden kastım pahalı bir ışık kullanmayacağız. Yoksa kullandığımız ışıklar fiyatına göre iyi olacak. Peki ne ışığı kullanacaksınız diye soracaksın. Hemen göstereyim. Şu. Bunu kullanacağız. Bunu ben vakti zamanında 200 liraya almıştım. Şimdi olsun 300 hadi. Mikrofonum çıktı ya. Bu ışığı kullanacağız arkadaşlar. Bir 100 lira, 150 TL daha bütçesi olan varsa bu ışıktan bir tane daha alabilir. Bir de küçükleri var onun. Yani bende iki tane var. Bir tane de küçüğü var onun. Ondan da alabilirsiniz. İki tane ışıkla çalışmak sizi kapacaktır. Ulan mikrofonum dolandı. Böylelikle YouTube'a başlamak isteyip de ekipman bahanesi yapanlara güzel bir örnek olmuş olacak bu video. Ben de çok merak ediyorum demiştim. Hemen geçelim bakalım testlere. Ekipmanı ben bir setup'ı kurayım ilk önce. Sonra gelin beraber üzerinde tartışalım. Hatta sonra videoya belki bu ekipmanla devam ederiz ya. Aynen bu telefonla çektiğim haliyle ve şu mikrofonla çektiğim haliyle devam ederiz. Tamam. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, setup'ı kurduk gördüğünüz gibi. Nasıl? Farkı siz söyleyin. Sizce siz olsanız şu görüntüyle, şu görüntü kalitesiyle ve şu ses kalitesiyle bu videoyu izler miydiniz? Yoksa aman Allah'ım bu nasıl bir görüntü, bu nasıl bir ses deyip kapatır mıydınız? Kararı siz verin, yorumlarda tartışalım. Bence benim öngördüğüm setup'ı hazırlarken bir iki tane test yapmıştım. Yani kadraj testi. Kayda girdim. Baktım kadrajıma. Önüne konuştum. Ses alıyor mu? Ses alıyor. Kadrajım güzel mi? Bir iki kere onu denedim. Ve oradaki görüntülere baktığımda benim için gerçekten izlenebilecek kalitede, yüksek kalitede hatta güzel bir video, güzel bir görüntü kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Telefonla çekiyoruz. Bakın kamera kullanmıyoruz. 150 TL'lik bir mikrofon. Sesi duyuyorsunuz. Ayrıyeten şu ışıkların fiyatı da muhtemelen ya ben aldığımda 300 liraya geçmiyordur. Şu anda olsun hadi 450 TL. Yani biz şu an hesaplayalım 450 TL. Işıklar kullandığımız mikrofonu ben 150 TL'ye almıştım. 250 TL olsun 650 TL arkadaşlar. 650 TL'ye. Ha bir de tripod. Ben kendi tripodumu kullandım ama 200 liraya da bir tripod aldığınızı düşünün. 850 TL. Yani 850 TL'ye şu kalitede bir video çekebiliyorum şu an. Tabii bu videonun kalitesini arttıran bir önemli unsur da arkadaşım arkadaki fon. Yani senin arka planın, fonun. Şimdi arka plandaki ışıklarımı kapatayım. Tamam mı? Bu video daha kötü olur. Çünkü arkada bir aydınlatmam var. Yani siz videoyu çekerken fonunuza da dikkat edin. Arkadaki aydınlatmaya da dikkat edin. Şu benim aldığım RGB ışıklar. LED şerit arkadaşlar. Hepsi burada nokta.com'dan almıştım ben bunları. Tanesi 50-60 TL falan. İki tane var sadece. Bunlar da 120 TL. Hadi bunları da kattınız. Ortalama 1000 lira yani. Şöyle bir arka planı yapmak da zaten çok ucuz bir şey. Onu ben şimdi ne kadar iyi bir arka planı yaparsınız, ne kadar mali bütçe ayırırsınız buna bilemiyorum. O yüzden hesaba katmadım. Hadi 500 TL'de onu ayırın. Hadi 1500 olsun. 1500 TL'de YouTube'a başlamak için bence şu kalitede ama. Şu kalitede başlamak için çok iyi bir fiyat. Nasıl? Yorumlara yazın. Videoya giriş yaptığım setup'la şimdiki setup'ın arasında çok büyük görüntü kalitesi var mı arkadaşlar sizce? Bakın bunu daha iyi kıyaslamanız için şimdi araya görüntüler giriyorum.
Görüntüler gördüğünüz gibiydi. Arkadaşlar YouTube'a girmek istiyorsanız hemen girin. Vakit kaybetmeyin. Yani YouTube bence herkesin denemesi gereken bir platform arkadaşlar. Evde boş duracağınızda, boş vakit geçireceğinize yani böyle bir hobi edinebilirsiniz. Tabii yapmak istemeyenlere saygım sonsuz. Ama yapmak isteyenler bir şekilde engellerini aşması lazım. Bahanelerinden kendini ayırması, sıyırması lazım. Gördüğünüz gibi yani ekipmanı, en azından ekipmanı bahane eden arkadaşlara buradan teşvik edici bir video çekmek istedim. Ben de çok merak ediyordum arasındaki farkı. Ben de görmüş oldum. Beni takip eden arkadaşlar bilir zaten. Ben telefonla da içerik üretiyorum. Vloglarımı açın izleyin. Oradaki %90 görüntü benim telefonumla çekilmiş görüntü arkadaşlar. Burada sizin bahane edeceğiniz aslında bir şey olmamalı. Alın abi, çekin. Bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. Tutarsa, kanalınız büyürse zaten para kazanmaya başlayacaksınız. Ekipmanlarınızı da peyderpey alırsınız para kazandıkça. Bu arada duymuşsunuz arkadaşlar. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni bir vergi sistemi var. YouTube vergi sistemi. YouTube için veya internetten, sosyal medyadan kazandığınız paralar için bankanıza gidip bir tane hesap açıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben YouTube kanalı sahibiyim ya da internetten, sosyal medyadan, herhangi bir yerden para kazanıyorum diyorsunuz ve banka hesabı açıyorsunuz. Oraya yatan bütün paralar %15 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. %15 kesiliyor, devlete gidiyor, sonra size kalıyor diğer para. Normalde bir tane şirket açmanız gerekiyordu. Bilmem ne vergisi, onu bunu bir sürü masrafı çıkıyordu. Şu an onu da yapmanıza gerek yok. Gerçekten çok güzel. Takdir ettiğim bir sistem bu arkadaşlar. Yani yeni başlayacak arkadaşların herhangi bir şekilde şirket açma gibi bir derdi yok arkadaşlar. Yani bahanelerin de azaldı artık. O yüzden bu YouTube işine gireceksen erteleme yarın başla. Benim de eğlenerek ve severek çektiğim bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorum yaparak da benimle merak ettiğin soruları paylaşabilirsin. İnşallah en yakın zamanda YouTube kanalını açarsın ve istediğin o güzel videoları çekersin diyorum. O zaman herkese sağlıklı günler diliyorum ve hoşça kalın diyorum efendim. Hoşça kalın.